Murat başkanımız da selfie yapıyor bu arada. Evet değerli izleyiciler, şu anda Ayazhan'a geldik. Ayazhan'ın da burası da. Gördüğünüz gibi çalışmalar da burada hızlı bir şekilde devam ediyor. Etrafa baktığımızda gördüğünüz gibi çalışmalar. Eskiden kalma ambarlar. Burası ne dayı? Ne ambarı bunlar? Bunlar buğday ambarı eskiden. Öyle mi? Evet değerli izleyiciler, şu anda gördüğünüz. Şimdi kardeşim, şu mastar alalım. Şuralar kabartma, anladın mı? Evet. Oyna taş devrinden. Gel hocam. Buralar. Evet gördüğünüz gibi kabartmalarımı eskiden görüyorsunuz. Bu şey masan işareti, o da işareti. Bunun altındaymış bu. Evet. Başka yerden gelmez. Gel hocam. Yani işaretleri de mevcut gördüğünüz evet, gibi. Buyurun. Bak. Bakın. Burada da yine bir işaret var. Şunlar da. Kabartma. Gel hocam. Gel. Bunlar var. Bakın burada yine aynı bir şekilde. Kare şeklinde. Bunlar o da işareti. Yani bunlar o da işareti. Bunlar elle, çekişle, muşla. Çekişle elle yapılmış. Getirilen yani şey ambarımız. İçine bakarsınız. Bir fotoğraf çıkıyorlar, oraya geçelim mi? Şuraya içini çek. Dur şunları çeken. Başkan. Başkan gelsin abi. Başkan bu tarafta. Başkan ön tarafta sayın oğlum. Arkadaşlar tamam açıyoruz. Çok değerli arkadaşlar, gizemli şehir diye ifade ettiğimiz Afyon Karahisar'da her yerinde ayrı bir güzellik, her yerinde ayrı bir gizem, her yerinde ayrı bir mistik hava var. İnanın şehir merkezindeki konaklardan girdiğinizde, kalemize zaten baktığınızda sanki bir film platosu gibi bir şey. Termalleriyle, tarihiyle, Frig Vadisi'yle bambaşka bir şey. Bizim özellikle Frig Vadisi'nde termal turizmin yanında bir kültür turizmini tekrardan canlandırmamız gerektiğini düşündük. Sayın vekillerimizle, belediye başkanımızla, İlgihan Reis başkanımızla istişarelerimizde özellikle sadece termale bağlı bir şehir değiliz biz. Biz termal şehriyiz. Fakat sadece termaliyle anılan bir şehir değiliz. Niçin? Çünkü 8000 yıl öncesine giden bir tarihin üzerinde yaşıyoruz. Sadece Frig Vadisi'ndeki Friglerin yaşadığı alan 576 kilometrenin 400 kilometresi bizim sınırlarımız. İşte Frigya'nın kalbi diyoruz, Ayazin'i. Bugüne kadar belki tanıtamadık, belki tanıttık ama tanıtmaya çalıştık ama tam istediğimiz noktaya gelemedik. Fakat bundan önceki yapılan adımlar bugün bizim şimdi attığımız adımların temelini oluşturdu. Onlardan güç aldık. Hep beraber, birlikte sayın vekillerimiz, siyasilerimiz, belediye başkanımız, il genel meclisimiz, il genel meclisimiz hep birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamımız, çalışkan muhtarımız hep birlikte el ele verdik. Gece gündüz çalışarak kısa bir süre içerisinde burayı ayağa kaldırmaya, burayı bir kültür turizmin başkenti yapmaya karar verdik. Ve gerçekten gece gündüz çalıştık. İşte kaymakamımız burada, genç bir kaymakamımız var. Gece gündüz çalıştık. Muhtarımız bizzat elleriyle çalıştığını kaç kere şahit olduk. Burayı kararlıyız demiştik ve hemen icraata geçtik. Sizlerin desteğiyle daha kısa bir süre önce gördük ki
turistler tarafından inanılmaz ilgi çekti. Geçen muhtarımdan daha bilgi aldım. 250 tane efendisi öğlen gelmiştim. Araç, yabancı plakalı araç geldi buraya. Sadece basından görmüş, görmeyeceği. Sizler, bizler burayı iyi anlatabilirsek, iyi tanıtabilirsek gerçekten burada koskoca bir tarih yatıyor. Burada Afyon'un geleceği yatıyor. Hem geçmişi yatıyor, hem geleceği yatıyor. Benim isteğim hep beraber el ele vererek Ayazin'i Türkiye'de turizm destinasyonu, kültür turizmi destinasyonu merkezleri haline getirebiliriz, getirmeliyiz. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Vali yardımcım, vali yardımcılarım, kaymakamım, kültür müdürümüz burada. Gece gündüz çalıştı. Ekibiyle beraber. Müze müdürüyle beraber. Onlara çok teşekkür ediyorum. Paranın ödeneğin çıkmasındaki desteklerinden dolayı sayın vekillerimize teşekkür ediyorum. Sürekli belediye sınırlarının olmamasına rağmen her zaman benim yanımda olan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İl Genel Meclis Başkanımız ne zaman burayla ilgili bir şey dese biliyorsunuz ödeneği İl Genel Meclis üyeleri arkadaşlarımız sağlıyorlar. Sonsuz destek oldular. Teşekkür ediyorum. Sokak sağlıklaştırmamızı yapan müteahhitimiz burada. Burayı biz kaymakamlık olarak şu gördüğünüz yeri Semih Kaymakamımız yaptı. Daha sonra kiraya çıkardığımızda biz kimse burayı tabii ne olacağını bilmiyorduk. Sağ olsun şehrimizin gururu, bizim medar iftarımız İkbal, Salim Pancar Bey buraya işletmek için geldi. Biz ne yaptıysak çok güzel bir yer verdik dedik. Ama ne yaptıysak onu tanıyorsunuz. Titiz bir adam. Yıktı. Yeniden yaptı. Yani burada bizden eser pek bırakmadı. Yani. Her şeyi tekrardan şey yaptı. İnşallah İkbal buraya geliyorsa bir bildiği vardır dediler. Başka arkadaşlarımızla geldi. Cumhuriyet buraya geldi. Cumhuriyet boş yere gitmez. Bizim markamız, medar iftarımız Cumhuriyet geldi. Şimdi diğer arkadaşlarımız geliyorlar. Ya burayı gerçekten bambaşka bir yer haline getireceğiz. Uçuracağız dedim ya. Yani öylesine söylemiyorum. Çünkü burası uçmak için her şeye sahip. Köylü inanılmaz derecede birlik beraberlik içerisinde oldu. Yani gördünüz böyle bir heyecan yok. Hiçbir yerde. Şu an köyün her yerinde bir çalışma var. Her yerinde. Şu an gitmedi. Yürüyüş yolları yapılıyor yukarılarda. Çok büyük yürüyüş yolları yapılıyor. Her yerde köylü bir şey yapıyor. İlk başta dediler tepkiyle karşılaşırız. Duvarlarını kendi yıkıyor köylüler. Kimisi evini yıkıyoruz işte adam diyor ki burası iyi olacaksa sayın hani yıkın diyor. Yani böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok. Bu köy bu kadar birlik olmuşsa bu kadar buna inanmışsa biz burayı uçururuz o yüzden diyor. Ben hepinize bugün ayağınıza sağlık. Geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ve Ayazinli sizlere emanet ediyoruz. Sayın Valim bir de karavan kamping yaparsak ve burada karavan kampingin olduğunu da dernekleri vasıtasıyla lanse edersek gayet güzel olur diye düşünüyorum. Doğru. Sayın Mecid, olasın inşallah. Arkadaşlar, milletvekilimiz birkaç bir şey söyleyeyim. Sonra belediye başkanımız, genel meclis başkanımız. Oğlum ben bayıldım. Tanıyorsan ben gözükmüyorum. Sayın Ali, müsaade edin bir fotoğraf alın. İkisini alıver yavrum sen. Ayrı yoruluyor, bak titriyor. Dur. Alıverin. Arkadaşlar bugün 10 Ocak Türkiye mahsus kutladığımız gazeteciler gününde, çalışan gazeteciler gününde sizlerle büyük bir gazetecilik olayına şu anda imza atıyoruz. Sayın Valimizin de söylediği gibi Afyonkarahisar Termal'in başkenti, bunu kabul ettik. Lezzetin başkenti kabul ettik, dünya Türkiye'deki 3. gastronomi şehri ilan ettik. Sporun başkenti, kültürün başkenti. Evet burada bir destinasyon içerisinde buraya gelen turist kardeşlerin, turistlerin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin termalden, gastronomiden, sonrasında kültürden yararlanması ve bu kültür gezilerini sağlaması adına Filikya Vadisi dediğimiz Filik üzerindeki Ayazin Köyü'nde gerçekten büyük bir çalışma gerçekleşti. Sayın Valimizin önderliğinde Emre Gölü'nde hatırlarsanız sizlerle 4 ay olmadı ben diyorum. Bir proje ilan ettik. Dedik ki Emre Gölü'nde çok güzel şeyler yapacağız. Akabinde Ayazinli ve daha sonra diğer destinasyonları inşallah yavaş yavaş katacağız. İnşallah bu sirkülasyon içerisinde turistleri gezdirdiğimizde büyük bir hem Afyon kazanacak hem Ayazin kazanacak hem de Türkiye kazanacak buna inanıyoruz. Biz burada
Emre Gölü'nde de inşallah bir şey daha yaptık. Balon turizmini de burada geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu yapacağız inşallah. Yine Dinçay abimizin söylediği gibi karavan turizminde de Emre Gölü'nden bir merkez olacağına inanıyorum. Çünkü daha önce bir sistemde de yayınladım bunu. Bir karavancı kardeşimizin konuşmalarında. Gerçekten o bölge karavan turizmi açısından, belki burası da bir karavan turizmi açısından güzel bir alan olacak. Ben öncelikle Sayın Valimize bu önderdiğimde ben dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Müdürümüze, Muhtarımıza, tüm Ayazin Köyü'ne, buraya yatırıma gelen tüm hemşerilerimize, Cumhuriyetimize, İkbalimize, diğer bütün yatırıma gelecek hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar biz üzerimize düzen görevi yapmaya çalıştık. Daha da yapacağız, daha fazlasını yapacağız. Ama bundan sonra biraz önce söylediğim gibi görev aslında sizlere düşüyor. Sayın gazeteci kardeşlerim, medyacı kardeşlerim. Bunu çok geniş bir sahada, çok geniş ulusal basında yaymamız, dağıtmamız, gerekse uluslararası basına da bir şekilde ulaşmamız, bunları bu güzelliği, bu destinasyonu anlatmamız gerekiyor ki baharda gerçekten burada güzel şeyler olacak. Buna inanıyoruz. Şimdiden ben tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Muhtarım ve önce kaymakamım bir Sayın Vekilim, değerli hazırım, hepinizi saygı ve selamlıyorum. Öncelikle Ayazin'in de sizlerle beraber olmaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Tabii Ayazin'in köyümüze 6 ay önce geldiğinizde bu köyün sessiz sakin bir köy olduğunu gördünüz. Ama şu an her tarafta hummalı bir çalışma var. İnşallah turizm merkezi haline getirilmesi için canla başla çalışıyoruz. Sayın Valimizin önderliğinde üzerimize düşeni biz de kaymakamlığımız olarak yapmaya gayret ediyoruz. Sayın Valimizin defalarca söylediği gibi kararlıyız. Biz bu işe baş koyduk. İnşallah bahara yetiştireceğiz. Afyonumuza, ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayazin'i, Frig Vadisi'ni elinden geldiğince bütün çabalarıyla gece gündüz mücadele eden bütün yetkili memuriyetime teşekkür ediyorum. Ayazin'i gerçekten 300 yıllık bir tarihiyle geleceğe şu anda adım atmış durumda. Ayazin turizm cenneti olacak. Sayın Valimizin sayesinde gece gündüz demeden bütün odaklığında verdiği hizmetlerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ayazin'in kalbi büyük. Herkese yer var. İnşallah gelen misafirlerimizle kısa zamanda Ayazin'i dünyaya tanıtacağız. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Olur inşallah. Şöyle, burası sokak sağlıklaştırılması için sayın vekillerimizle beraber Ankara'ya gittiğimizde önce bir 4 milyonluk bütçeyle başladık. Arkasından dün Kültür Bakanlığı'ndan gelindi. 5 milyon daha bir sokak sağlıklaştırılması için bütçe alındı. Sokak, özellikle ilk şeydeki karşılama merkezimiz 2 milyon kaça ihale oldu? 1.6 yani KDV dahil 2 milyon. Parke taşları, ışıklandırma, bütün kentin şeyi şu güne kadar yani gelecek parayla beraber 12 milyon gibi bir harcamış olacak. Ama arkadaşlar her yerden yeni bir şey çıkıyor. Afyon'a genelinde açık hava müzesi diyebilir miyiz? Dünyanın ilk açık hava müzesi şehri. Kesinlikle bence hak ediyor. Hadi bir de yani şunu söyleyeyim. Yani sayın vekilimiz de burada. Afyon'da yani belediye başkanımız az şey olmuyor arkadaşlar yani. İşte müzemiz ya 2021 sonunda açık kibir heykelimizi orada sergileyeceğiz. Yani gerçekten çok şey olmuş. Biz az önce dedik baharda bekliyoruz diyor. Millet sanıyor gibi slogan. Yok ya bekliyoruz işte baharda yani. Gizemli şehir diye boşuna söylemiyoruz. Ama gizemli şehir Afyon lafının cümlesini herkesin beynine sokmamız lazım arkadaşlar. Yani onu özellikle o konuda güzel bir çalışma yapmamız lazım. Üçümüz birlikte söylüyorum başkanım. Baharda bekliyoruz. Hayır başkanım hazır mısın? Baharda bir daha 1, 2, 3. Baharda bekliyoruz. Gizemli şehir Afyon. Evet.